Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira fe subhanallahi bukratan ve asila elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme iftah aleyna hikmetek ve enşur aleyna rahmetek ya zel celal vel ikram. Allahümme Rabbena zidna ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen ve tefhiden ve marifeten ve mehabbeten ve işkan ve iştiyakan ila likaik ve iffeten ve ismeten ve hafizeten ve zâkireten ya erhamer rahimin. Âl-i İmrân suresi 142-148. Ayetler arası benim okuyacağım, daha doğrusu İzah etmeye çalışacağım bölüm burası. 142. ayet-i kerime Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemme ya'lemillahüllezine cahedu minkum ve ya'lemes sabirin. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri bilmeden ve sabredenleri bilmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Yani soruyla başlıyor. Böyle mi zannettiniz? Böyle mi düşünüyordunuz? Böyle mi zannediyorsunuz? Yani buradaki soruyla başlaması şu anlama geliyor. Evet, yani siz öyle zannettiniz demektir. Soru sormuş olması soru değil. Burada kastedilen, evet, siz böyle zannediyordunuz, böyle düşünüyordunuz. Yani kolay bir şekilde cennete girebileceğinizi zannediyordunuz anlamına gelir diyor tefsirler. Cihad etmeden, cihad edenleri Allah bilmeden, içinizde cihad edenleri bilmeden ve sabredenleri bilmeden. Şimdi tabii ki Allah'ın bilmediği bir şey yok. Burada Allah'ın bilmesi demek ne demektir? Cenab-ı Hak ilmi ezelisiyle elbette cihad edecekleri, cihadın hakkını verecekleri, cihatta işte mücadelede geri duracakları, geri kaçacakları, neyse kimler ne olacaksa bunların hepsini elbette Allah biliyor. Sabır sebat edecekleri de biliyor, sabır göstermeyecekleri de biliyor. Fakat burada kastedilen husus cihad edecekleri Cenab-ı Hak size de gösterecek demektir. Cihadın hakkını verecekleri size de gösterecek. Mücadelede sabrı sebat edenleri de sizlere de gösterecek. Sabretmeyip oradan daha sonraki ayet-i kerimelerde de geleceği üzere belki topukları üzerinde geriye dönüp ayrılıp gidecekleri de Allah size gösterecek demektir. Yoksa Allah ilmi ezelisiyle elbette ki her şeyi biliyor. İçinizden tabiri burada içinizden cihad edenleri bilmeden, Allah bilmeden deyince içinizden tabirinden de şu çıkartılıyor. Yani herkes için değil, cihad bir farz-ı kifayedir hükmünü çıkartmışlar burada. Cihad farz-ı kifayedir. Tabii normal zamanlarda, normal şartlarda cihad farz-ı kifayedir. Ancak gerektiğinde cihadın hakkı verilemiyorsa, daha doğrusu onu hakkıyla yapan bir topluluk yok ise o zaman cihad farz-ı ayın oluyor. Her Müslümanın, her müminin üzerine farz-ı ayın olur. Hele hele bazı zamanlarda, tabi cihadı biraz da geniş ve şumullü anladığınız zaman, yani dar kalıplarıyla değil, cihad bir savaştan ibaret değil zaten. O şekilde anladığımız zaman bizlerin yapa gelmiş olduğu ilahi kelimetullah adına yaptığımız her türlü faaliyeti de cihat kapsamı içerisinde değerlendiriyoruz. Bu manada gene malumunuz Mehmet Feyzi abiye izafe edilen bir şey vardır, bir ifade vardır. Cihat günümüzde farz üstü farz, efraz tabirini kullanıyor yani o anlamda. Efendim ilahi kelimetullah adına yaptığımız her türlü faaliyetleri farz üstü farz. Yani bir kısım insanların yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğun kalkacağı bir şey değil. Çok daha ciddi farz üstü bir farz olarak değerlendiriliyor.
Ama normal şartlarda evet bir kısım insanlar cihat ettiği zaman, hakkını vererek cihat ettiği zaman diğer müminlerin üzerinden o mükellefiyetin kalkacağı anlaşılıyor. Buradaki içinizden tabirinden onu çıkartmışlar yani. Evet. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ. Andolsun ki ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. فَقَدْ رَعَيْتُمُوهُ وَاَنْتُمْ تَنْزُرُونَ. İşte onu gördünüz ama bakıp duruyorsunuz. Şimdi burada bu 143. ayet-i kerimede tabi bu olaylar gene malumunuz Uhud Savaşı'ndaki hadiselerle alakalı. Bu ayet-i kerimeler onlarla ilgili, o olayla ilgili nazil oluyor. Oradaki tavırlarla ilgili orada karşılaşılan hadiseyle alakalı, onu aydınlatıcı mahiyette oradaki bir kısım arızaları düzeltip ve o gün için orada kendilerinden beklenen bir anlamda performansı tam gösteremeyenleri terbiye sadedinde bu ayet-i kerimeler nazil olmuş. Siz ölümü temenni ediyordunuz diyor. Karşılaşmadan önce, ölümle karşılaşmadan önce. Burada bahsedilen olay Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud Savaşı öncesi yapmış olduğu istişare. O istişarede malum Allah Resulü müdafaa harbini şey yapmıştı, tavsiye etmişti, önermişti. Ama sahabelerden bazıları müdafaa harbi değil de açık meydan muharebesini tercih ettiler. Bunlar kimlerdi? Bunlar Bedir Savaşı'na katılamamış olan Ashab-ı Kiram Hazeratı'ydı. Yani daha ziyade de Ensar'dı bunlar. Bedir Savaşı'na katılamamışlar. Malum Bedir Savaşı başlangıcı itibariyle direkt savaş değildi. Yani savaş için çıkmamışlardı. Dolayısıyla o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkesi de mecbur da tutmamıştı böyle bir şeye. Kervanı takip için çıkmışlardı. Ama murad-ı ilahi farklı tecelli etti ve orada iki ordu karşı karşıya geldi. Cenab-ı Hak müminlere orada muhteşem bir zafer lütfeyledi. Ve o savaşa katılanlar, Bedir Harbi'ne katılanlar da Kur'an-ı Kerim'de tebcil edildi, övüldü. Öyle olunca o savaşa işte katılamamış olanlar. Bu sefer Bedir ashabının kazandığı o payeden dolayı onlara özenerek, onu arzu ederek ikinci bir savaşın bir an önce olmasını ve tabir yerinde ise orada kendilerini göstermeyi çok arzu ettiler, çok istediler. Onun için Uhud Savaşı öncesinde yapılan istişarede de hazır ayaklarına böyle bir fırsat gelmişken onlar da kendilerini göstermeyi arzu ettiler. Yani cihadın hakkını vermek niyeti ve düşüncesindeydiler elbette ki. Yani bir destanda biz yazalım arzu ettiler. Aslında normal şartlarda bu arzuda da bir beis yok. Ama tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada beyan ettiği görüşe göre hareket etmeleri elbette daha uygundu. Ama bu iştiyaktı yani. Bu arzudan kaynaklanan bir şey oldu. Dolayısıyla bir kısım sözler de sarf ettiler, söylediler yani. Daha sonra inşallah devamında onları göreceğiz. Ve sonuçta iki ordu karşı karşıya geldi. Savaşın başlangıcında Cenab-ı Hak yine müminlere bir zafer lütfetti ilk evresi itibariyle, Uhud'un başlangıcı itibariyle. Ama daha sonradan malum bütün detaylarına girmiyorum zaten bildiğiniz şeyler olduğu için. İkinci aşamasında sıkıntılar oluştu. Uhud'a gidilirken yolda döndüler yani münafıkların önemli bir kısmı Übey bin Selül'le birlikte geriye döndüler. Yani bizim dediğimiz dinlenmedi diyerek geriye döndüler. Yani orada Efendimiz'le aynı görüşü paylaşmış olmaları onların niyetlerinin sahih olduğunu göstermiyor.
Bunların niyeti farklıydı. Efendimizin durumu farklıydı. Efendimiz hem malum gördüğü bir rüya da vardı. Kendisine bildirilen şeyler vardı. Ama istişarenin hakkını verdi. Belki konu olmadığı için üzerinde çok detaylı durmuyoruz ama hani şeyin bir sözü var. Seyyid Kutub'un merhum bir sözü var. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bırakın 70 tane arkadaşının, sahabesinin orada şehit olmasını, yani bütün hepsi orada kütükte doğranan et gibi doğranacak olsalardı bile istişarenin hakkını vermek, istişarede alınan kararı uymanın ne kadar lüzumlu ve önemli olduğunu bize öğretmek için gene de Uhud'a çıkardı. Şimdi orada istişarede böyle bir karar çıktı. Ama münafıkların tavrıyla müminlerin tavrı farklı yani. Orada müdafaa harbini başta Efendimiz olmak üzere söyleyenler, onun arkasında olanlar istişareden farklı bir karar çıkınca dönmediler. İstişarede neyse onu uyguladılar. Ama münafıklar ne yaptılar? İstişare kararına uymadılar. Demek ki münafıkça tavır istişarede alınan kararlara uymamaktır. Niyetleri de farklıydı onların. Evet. Şimdi siz önce ölümü temenni ediyordunuz, istiyordunuz. Burada ölümü istemek esasında kastedilen şey, gene tefsirler onun üzerinde de duruyor. Bizatihi ölüm değil. Savaşı istiyordunuz demek. Ama savaşın neticesinde yani savaş ölümü de içine alan bir kavramdır. Daha şumullü bir kavramdır. Savaşın neticesinde iki şey olur. Yani ya siz ölürsünüz ki şehit olursunuz ya da efendim galip gelirsiniz, gazi olursunuz. Dolayısıyla savaşı istemek demek bu ikisine de razı olmak demektir. Yani eğer ben savaşı arz ediyorsam, istiyorsam, savaş olsun diyorsam savaşta çıkan neticeye razıyım demektir. Yani orada ölürsem ölüme razıyım, ölümü istiyorum demektir bu aynı zamanda bir anlamda. Ya da öbürüne de zaten rızanız var demektir. Dolayısıyla burada savaşın neticesi, semeresi olan ölüm zikrediliyor. Yani bir anlamda onun sonucu olan ölüm zikrediliyor. Yani siz ölümü istiyordunuz. Ölümü istiyordunuz ama karşılaştığınızda, karşılaşmadan önce istiyordunuz. Fakat sonra karşılaştığınızda baka kaldınız. Gördünüz orada bir kısım arkadaşlarınız şehit edildi. Siz duraksadınız, durakladınız. Bu tavrı ortaya koydunuz. Dolayısıyla burada bir manada müminlere oradaki böyle bir tavır ortaya koyan müminlere karşı ne var? Bir kınama vardır. Bunlar harbi temenni etmişler. Bir anlamda harbe sebebiyet de vermişler. Ama sonradan da yani o Uhud'un ikinci aşamasında olan şeye bazı tefsirler hezimet tabirini kullanmışlar, onu kullanmıyoruz biz ama hani üstadımızdan öğrendiğimiz şekilde geleceğin sahabelerinin galebesine, galibiyetine sebebiyet vermiş oldular. Şimdi burada ölüm temennisi, tabii ki gene tefsirlerde şu şeyin üzerinde de duruluyor. Yani savaş arzu edilir, istenir ve bunlar orada geri dönen ya da işte o şeyin hakkını tam veremeyenler acaba başlangıçta isteklerinde samimi değiller miydi? Böyle bir şey düşünmek kesinlikle doğru değil. Şu yorum çok güzel geliyor. Yani bunlar başlangıçta samimiydiler. Savaşmak, savaşın hakkını vermek istiyorlardı. Samimiydiler. Gerçekten samimiydilerdi. Fakat leysel haber kel muayene, hani risalelerde öyle geçiyor. Leysel haber kel muayene, leysel haber kel iyan esas şeysi. Yani duymakla görmek bir değildir. Dolayısıyla bazen bir insan bir şeyi tam görmeden, onu yaşamadan başlangıçta onunla alakalı bir şeyler söyleyebilir, samimidir ama karşılaştığında aynı tavrı ortaya koyamayabilir. Nitekim öyle de oldu yani. Başlangıçta son derece samimi bir şekilde biz bu düşmanlarla bir karşılaşırsak, hani Enes bin Nadır'ın sözleri gibi, o sözünde de sadık olduğunu ortaya koydu ayrı mesele ama Allah görecek diyor yani. Allah görecek, işte Allah gösterecek onlara neler yapacağı. Şimdi hepsi aşağı yukarı aynı duygular içerisinde benzer sözleri söylemişlerdi. Ama iş ciddiye binip karşı karşıya kaldıkları zaman, orada bir kısım arkadaşlarının şehit edildiğini gördükleri zaman ve hele hele daha sonraki ayet-i kerimede ifade edilecek
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürüldüğüne dair şaya da çıktığı zaman orada ne yapacaklarını bilemez hale geldiler. Evet, dolayısıyla insan yaşamadığı şey hakkında erken konuşmaması gerekir diyebiliriz. Buradan genel bir ifade çıkartabiliriz. Bazen fakirken, hani bazı fakirler vardı, derler ah bir zengin olsam şu hayrı yapacağım, bu hayrı yapacağım vesaire söyleyebilirler. Ama bakarsınız Allah imkan verir, sonra o dediklerini yapamazlar. Başlangıçta yalan mı söylediler, niyetleri bozuk muydu? Hayır değildi ama zenginlikle imtihan olmamışlardı. Dolayısıyla zenginlikle imtihan oldukları zaman o fakirken henüz daha tatmadıkları o paranın, o servetin kendilerine nasıl ayak bağı olacağını bilemedikleri için başlangıçta samimi böyle şeyler söyleyebilirler. Ama yaşandığı zaman olay farklı oluyor. Dolayısıyla savaş öncesindeki ifadelerle savaşı gördükleri zamanki ifadeleri ya da tavırları değişebilir. Bu onların samimi olmadığını göstermez. Yani burada kınanan müminler de samimiydiler esasında. Bir problem yok. Ama her ne kadar Uhud daha başlamadan önce bir kısım münafıklar ayrılmış olsa bile münafıkların tamamı da ayrılmamıştı. Şimdi biraz sonra onu da göreceğiz. Orada bazı ifadeler var ki onu münafıkların söylediği söylenir. Demek ki bütün münafıklar Übey bin Selül'le birlikte Uhud'dan ayrılmamışlardı. Bazıları da orada hala kalmıştı. İfadelerden az sonra onu da anlamış olacağız. Bir de tabii burada şehitliği temenni etmeme falan bunlar düşünülemez. Çünkü şehadeti temenni etmek, arzu etmek esasında her mümin için takdir edilen bir şeydir. Yani teşvik edilen bir şeydir. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehitlikle alakalı biliyorsunuz. Hani ben Efendimiz... Yani o peygamberliğin en yüksek payesine nail olmuş olmasına rağmen yani ben Allah yolunda savaşıp öldürülseydim, öldürülmeyi tercih ederim. Keşke öldürülsem tekrar diriltilsem, yine öldürülsem tekrar diriltilsem, belki 10 kere öldürülsem tekrar diriltilsem diyerek yani şehit olmayı ne kadar arzu ettiğini Allah Resulü beyan ediyor. Bunun önemli ve güzel bir şey olduğunu bizlere teşvik etmiş oluyor. Dolayısıyla şehitliği arzu etmenin kötü bir tarafı yoktur. Fakat şu kesindir, savaş hiçbir zaman arzu edilmemesi lazım. Şimdi savaşı arzu etmek ayrı şey, zuhur ettiğinde, şartları oluştuğunda, ister istemez mecbur kalındığında onun hakkını vererek şehit olmayı arzu etmek ayrı bir şey. Bir de şehadet daha şumullü bir şey olduğu için, yani ille de savaşta öldürülerek elde edilen bir paye değil. Allah Resulü'nün pek çok beyanıyla şehadetin alanı da çok geniş. Dolayısıyla bir mümin her zaman şehadeti arzu edebilir, isteyebilir. Bunda da herhangi bir mahsur yok. Ama normal manada, normalde ölüm temennisinden men edilmişizdir. Başa gelen hastalıklardan, musibetlerden, şunlardan, bunlardan dolayı ille de Allah'ım canımı al demeyin diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kesin tavsiyeleri vardır. O temenni edilmez ama şehadet arzu edilebilir, istenilebilir. Fakat savaş istenilmez. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada bir hadis-i şerifini de hemen paylaşayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı öncesi zannediyorum. Orada diyor ki sakın ola ki düşmanlarla karşılaşmayı, düşmanla karşı karşıya gelmeyi temenni etmeyin. Ya yuhennas diye başlıyorlar sözünde. Ey insanlar, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin, istemeyin. Veselullahel afiyete, afiyeti isteyin. Düşmanla karşılaşmayı, savaşmayı talep etmeyin, afiyeti isteyin. Çünkü biz sulh cemaatiyiz. Yani Müslümanlar sulh cemaatidir. İslam bir sulh dinidir, savaş değil. Ama savaş olursa, yani bizim isteğimizin dışında, arzumuzun dışında biz sulhu korumak için elimizden gelen gayreti göstermemize rağmen mecburi istikamet savaşla karşı karşıya kalınacak olursa o durumda da sebat ediniz ve asla geriye dönmeyiniz. Onun da hakkını veriniz diye Efendimizin tavsiyesi. Şumullü bir tavsiye bu. Gene bu hadisin sonunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte sebat ediniz dedikten sonra da şunu çok iyi bilin ki
اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ buyuruyor. Şunu da çok iyi bilin ki, efendim cennet kılıçların gölgesi altındadır. Ama bu nerede kullanılacak bir şey? Bu savaş ortamında kullanılacak bir şeydir, bir argümandır. Savaş olmadan önce ille de savaşalım, biz her meseleyi savaşla çözelim, şeyimizi de davamızı da savaşla insanlara aktaralım, götürelim. Böyle bir düşünce doğru bir düşünce değildir. Ve mâ Muhammedun illâ rasûl kad halet min qablihir rusul. Muhammed aleyhissalatü vesselam ancak bir peygamberdir. Kad halet min qablihir rusul. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamberler gibi, kendinden önce gelip geçen peygamberler gibi bir peygamber olduğu, ancak bir peygamber olduğu. Yani ölüm ve katil gibi, normal şartlarda ölüm ve öldürülme gibi bir kısım şeylerden tamamen böyle sıyrılmış bir vasıfta birisi değil. O da diğer peygamberler gibi bir peygamber. Nasıl geçmiş peygamberler içerisinde, geçmiş peygamberler dünya kadar, yani 124 bin, 224 bin sayısını bilemiyoruz tam olarak. Rivayetler farklı. Kesretten kinaye belki bunlar. O kadar peygamber gelmiş ve geçmiş. Bunların bir kısmı da kabileleri tarafından, kavimleri tarafından öldürülmüşler ya. Hazreti Yahya gibi, Hazreti Zekeriya aleyhisselam gibi. Bildiklerimizin dışında daha bilmediğimiz nice peygamberler de kadre uğramış ve kavimleri tarafından öldürülmüştür. Dolayısıyla peygamberler öldürülme ve ölme gibi sıfatlardan münezzeh değildir ya. O da diğer peygamberler gibi bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmişti. Efe in mâte ev kutil in galebtum alâ agâbikum. Yani şimdi siz eğer o ölür ya da öldürülürse, ölür ya da öldürülürse topuklarınızın üzerinde geriye mi döneceksiniz? Gerisin geriye mi döneceksiniz? Şimdi ölüm hakikati herkes için geçerli. Peygamberler için de geçerlidir. Ya da öldürülebilirdi. Öldürülen peygamberler olduğu gibi. Dolayısıyla onun davası baki. Yani böyle bir şey olacak olursa şimdi siz geriye mi döneceksiniz? Burada ölümü önce zikretmiş olması üzerinde, özellikle Elmalı'da gördüm. Şundan dolayı ölüm önce zikredilmişti. Onun üzerinde şöyle duruyorlar. Yani halbuki olay Efendimizin öldürülüş şayiası üzerine, yani esasında mesele o. Ama onun katilden önce, katledilme şeyinden önce ölüm kelimesinin zikredilmesi onun hiçbir zaman başka insanlar tarafından öldürülmeyeceğini, tam tersine normal eceliyle öleceğine bir işarettir. Birincisi bu. İkincisi, daha sonra malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhun ufkuna yürüdüğü zaman yaşanan olayları hatırlayın. Normal yatağında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etti ama akabinde neler oldu? Yani o dönemde sahabe-i kiram efendilerimiz bu şok olay karşısında, hadise karşısında ne yapacaklarını bilemediler. Hazreti Ömer Efendimiz gibi birileri bile işte çıktılar, dediler kim Allah Resulü öldü derse, hani Hazreti Ömer Efendimiz'e izah edilen bir söz ya o, yani kim Hazreti Muhammed öldü derse, Allah Resulü öldü derse onun kellesini vururum, o ölmedi diyordu mesela. Halbuki bu olay vasıtasıyla daha yıllar önce Cenab-ı Hak ayeti kerimesiyle müminleri ta o günlere adeta zihnen hazırlıyor. Evet, Allah Resulü başkalarının öldürmesiyle öldürülmeyecek elbette ki. Allah onu koruyacak. Vallahi yasumüke minen nas ayet-i kerimesinde, Maide suresindeki o ayet-i kerimede olduğu gibi Allah onu koruyacak. Ama sonuçta o da ölecek. Vefat edecek. Her fani gibi o da vefat edecek. İşte o zaman tavrınız ne olacak? Yani geri mi döneceksiniz? Davası baki. O da ölecek. Evet, Hazreti Peygamber'in ölmesi ve öldürülmesi durumunda
dinden dönecek ve başka istikametlere yönelecek olanların halin inkar var ve o günlerde Cenab-ı Hak Efendimizin vefat edeceği günlerde sahabe-i kiramı şimdiden hazırlıyor bu ayet-i kerimeyle. O da ölecek diyor. O zaman tavrınız dikkatlice olsun. Şimdi vallahu yasimuke minen nas ayetiyle alakalı da birkaç izah var. Şimdi mesela orada bir şaia çıktı Uhud Savaşı esnasında. Bu şaianın sebebi neydi? İbn-i Kamia Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir rivayette başka birisinin olduğu da söyleniyor da. Ama İbn-i Kamia daha çok öne çıkıyor. Yerden bir taş alıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a savuruyor. Efendimizin yüzüne isabet eden o taş hem mübarek dişini kırıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Hem de yüzünü yaralıyor. Arkasından da oraya saldırıyor. Efendimizi öldürmek niyetiyle Efendimiz'e saldırıyor. Fakat araya Hazreti Mus'ab bin Umeyr giriyor malum. Efendimiz'i müdafaa ederken Hazreti Mus'ab'ı orada işte gene bildiğiniz o Gasitani mücadelesinin akabinde orada Hazreti Mus'ab'ı şehit ediyor. Fakat Hazreti Mus'ab Efendimiz'e çok benzediği için bu İbn-i Kamia onu Efendimiz zannederek, Efendimiz'i öldürdüğünü zannederek Hazreti Muhammed'i öldürdüm diye söylüyor. Daha sonra birisi, gür sesli birisi müşriklerden efendim işte Hazreti Muhammed öldürüldü diye bağırıyor. Bütün savaş alanını onun bu sesiyle çınlıyor. Böyle bir şey olunca o şaiye yayılınca bu sefer tabi sahabe-i kiram efendilerimiz Allah Resulü öldürüldü diye hemen düşünmeye başlıyorlar. Sonra işte bu esas onu söyleyecektim. Vallahi Yasum Kemin'den nasıl ayet-i kerimesine rağmen bu nasıl oldu da sahabe-i kiram bunlara nasıl inandı esas biraz onun üzerine konuşulacak bir şeydi bu. Allah seni insanlardan koruyacaktır ayetine rağmen ashab-ı kiram efendilerimiz bu şayaya neden inandılar? Neden inandılar? Birincisi bu ayet-i kerimenin bu Uhud Savaşı'ndan önce nazil olduğuna dair bir bilgiye sahip değiliz. Kesin bir bilgiye sahip değiliz. Henüz bu ayet-i kerime o zaman nazil olmamış olabilir. Biri bu. İkincisi nazil olmuş olsa bile deniliyor. İnmiş olsa bile sahabe-i kiramın hepsinin bu ayet-i kerimeyi bilmiş olması da gerekmiyor. Yani belki bazıları biliyordu, bazıları da bu ayet-i kerimeyi bilmiyor olabilir. Üçüncüsü, bu da önemli bir yorum, bilmiş olsalar bile, bu ayet-i kerimeyi bilmiş olsalar bile, işte Hazreti Ömer Efendimiz'in daha sonra, yıllar sonra Efendimiz'in vefatından sonra söyleyeceği gibi, bilmiş olsalar bile o anda hatırlayamamış olabilirler. Çünkü savaş ortamı, şok bir hadise var. O ortamda, o şartlar altında insan bazen bildiği şeyleri hatırlayamayabilir. Dolayısıyla bu şaiye maalesef Müslüman saflar üzerinde ciddi bir tesir icra etti. Bir kısım sıkıntıların yaşanmasına vesile oldu. Tabii hemen akabinde وَمَنْ يَنْغَلِبْ عَلَى اَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا. Eğer siz topuklarınızın üzerinde geriye dönerseniz kesinlikle siz Allah'a herhangi bir zarar bu tavrınızla veremezsiniz. وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ Allah şükredenleri mutlaka mükafatlandıracaktır. Burada şükredenler tabiri yani yerinde sabrı sebat edip cihadın hakkını verenleri Allah'ın kendilerine verdiği hidayet nimetine karşı bu şekilde şükürle mukabelede bulunanları Allah mutlaka mükafatlandıracaktır. Nitekim sahabelerden bazıları daha önceden vermiş oldukları sözü de yerine getirdiler, tuttular. مِنَ الْمُؤْمِنِ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَهَدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبُوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ayet-i kerimesinde o ayet-i kerimenin de işte Enes bin Nadir gibiler için nazil olduğunu söylüyorlar. Yani müminlerden bazıları evet böyle bir kısım sıkıntılar olduysa da ama bazıları da daha savaşın başlangıcında öncesinde Allah'a verdikleri sözü de yerine getirdiler, haklarını verdiler. Bir kısmı da o sözlerini yerine getirecekleri zamanı bekliyorlar diyerek orada hakikaten Allah'ın kendilerine vermiş olduğu
hidayet nimetini şükürle karşılayanların da olduğu ifade edilmiş oluyor. Allah onların da mükafatını mutlaka verecektir. Demek yani li nefsin en temute illa biiznillah. Şunu iyi bilin ki hiçbir nefis Allah'ın izni olmadan hiçbir nefis için ölmek söz konusu değildir. Tabi bu ayet-i kerime gene müminleri terbiye ediyor. Yani şunu hem de cesaretlendiriyor. Yani şunu çok iyi bilin ki yani ölüm nasıl hayat Allah'ın elinde, ölüm de Allah'ın elindedir. Yani ölüm de hayat da Allah'ın yaratmasıyla var olur. Dolayısıyla Allah'ın izni olmadan hiç kimse ölemez. Bundan dolayı ölümden korkmanıza ve endişe etmenize gerek yok. Savaşa ne var burada? Savaşın hakkını vermeye bir teşvik var. Cesaretlendirme var.